Şimdi kaç hayvan var sende anaç? Şimdi ben 250 var. 250'ler az anaç. Hepsi keçi mi? 250 keçi mi? Koyun keçi. He, karışık. Sen bize birazcık geçmişten bahsetsene. Eskiden sizler hep belki 4 ay değil, belki daha uzun süreler yaşıyordunuz değil mi bu çadırlarda? Çadırda biz devamı şu anda yaşıyoruz. Eskiden öyle. Şu anda çadırda kışı dahi çadırda çıkmıyoruz ki biz. Nasıl ya? Siz mesela her gün kaç kilometre gidiyorsunuz o bir ay içinde? Her gün biz 10-15 kilometre gideriz. Ha, 15 dolu, 10 dolu, 18 dolu. En azından buradan sizlere bir nostalji olarak gerçek bir Yörük çadırında yaşam nasılmış? Hasan abimiz sağ olsun bize anlatıyor. Biz de öğrenmiş oluyoruz. Ya su duzun içine, duzun içine katarız. Katkı olur. Mesela anason katarsın, katran katarsın. Ondan sonra haşhaş yağ katarsın. Sabahleyin evden çıkarken bir bardak süt içip öyle çıkıyor adam. Diyor ki onun inancı. Süt gibi yolun akkın olsun, süt gibi berrak olsun, süt gibi git gel mesela gibi. Türkmenlerde mesela böyle bir adet var abi. Evet. Yörüklerin abi ben her zaman söylüyorum abi bak, Yörüklerin kültürü ayrı bir şey. Peki bunları beslerken 365 gün hiç bunlara başka bir şey vermiyorsun? Hayır hayır, biz yaz kış beklemedik, oğlak doğumunda çok sıkışsız yeriz. Dostlar yine muhteşem bir doğa, şuraya bakın. Dağın başındayız. Burada kıl keçisi yörükleri çekmeye geldik. Yörüklerin arasındayız. Ve şimdi birazdan gördüğünüz bu kıl keçisi, kıl keçisinden yapılmış çadıra gireceğiz. Yörük çadırına gireceğiz. Ve içeride çay içeceğiz, sohbet edeceğiz. Daha sonra keçileri çekeceğiz. Tabii benim için çok ilginç olacak. Çünkü bu konuşacağımız arkadaşlarımız duyduğum kadarıyla 365 gün çadırda yaşıyorlar. Tabii hep burada yaşamıyorlar. Göç ediyorlar, göçlerinden bahsedecekler. Nasıl gidiyorlar, geliyorlar onlardan bahsedecekler. Bütün bunları dinleyeceğiz. İnanın ben çok heyecanlıyım. Bu videoyu kesintisiz sonuna kadar izleyin, dinleyin. İnanın çok ilginç şeyler olacağını ben inanıyorum, şimdiden inanıyorum. Şimdi birazdan gireceğim ama girmeden önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tabii ki videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hadi şimdi ben içeri giriyorum. Yavaş yavaş. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Evet dostlar, herkese selam. Şu anda dağlardayız. Ormanın içindeyiz ve bir yörük çadırındayız. Burada yörük arkadaşlarımızla beraberiz. Bugün keçi çekeceğiz. Koyun da var. Koyun da çekeceğiz. Yalnız dışarı çıktığımız zaman inanın göreceksiniz. Otlaklar harika. Çam ağaçlarının altında. Burada yörük kardeşlerimizi tanıyalım. Burada yörüklerin yörüğü Bacak Hasan. Öyle mi? Doğru mu söyledim? Aynen doğru söyledin abi. Bacak doğru, Hasan doğru. Ama soyadı ne Hasan? Aydındağ. Hasan abi? Aydındağ. Hasan Aydındağ. Gerçek bir yörük. Yenge de bize şimdi çay hazırlıyor. Gördüğünüz gibi yörük çadırı direkt toprağın üstünde. Oturuyoruz. Kilimlerin üstünde oturuyoruz. Tabii kilimler artık değişmiş. Birazcık kilimler modernleşmiş diyelim. Yörük çadırının moderni ama halen bu gördüğünüz kıl keçisinden yapılan çadır. Yani kıl keçisi çadırı. Fakat biraz evvel Hasan abimizle konuşuyorduk. Hasan abi dedi ki bunlar dedi artık makinede yapılıyor. Değil mi Hasan abi? Doğru. He? Doğru. Aydın Nazilli'de makinede paprika da yapılıyor bunlar şimdi. Paprika eskiden da, elle yapılıyordu. Eskiden elle yapılıyor. Şimdi bunlar mesela daha delikleri açık değil mi bunların mesela? Bunlar sık değil. Sık değil. Arı keçi kılı değil bunlar. Bunlar karıştırıyor. He. Mesela bunda biraz da şey elle katıyor eşlerle. Elyaf da var içinde yani. Ama sanki eski çadırlar daha böyle görünmüyordu içi. Onlar görünmüyordu. Onlar el dokuması olduğu için daha düzgün ve su akıp geçirmezdi. Bunlardan su geçer. Bunlardan su geçiyor. Geçer. Mecburi üstüne naylon da koyuyorsunuz evet. Değil mi? Siz kaç ay burada yaşıyorsunuz? Biz burada 4 ay, 3-4 ay kalıyoruz. 4 ay burada kalıyorsunuz. Evet. Hiç şeye inmeden, aşağı inmeden 4 ay hayat burada geçiyor. Bu yaylalarda 4 ay kalıyor. Aile, çoluk çocuk. Evet. Bu oturduğumuz yer yatak mı oluyor herkes için? Burayı kendi barındığımız yer. Peki buralarda kurt var mı? Var.
Çok var mı? Var, var yani. Çok az. Size yani var. Rahatsızlık veriyor mu? Köpekleriniz veriyor, olur. Sağlam. Köpek olmasa olur. Yani hiç bu sene zayiat verdiniz mi? Vermedik de olur, olur yani. Yılda bir iki olur. Yılda bir iki tane oluyor. Evet. Bu arkadaşımızı da tanıyalım. Halil Yüce abi Paşacık köyünde. Paşacık köyünde ha. Bir dönem önceki muhtarımızdı. İki dönem muhtarlık yapmıştı. Çok güzel. Bu dönem artık muhtarı bıraktı. Kendi işlerine bakıyor. Ama hayvan var mı sende de? Bende büyükbaş var. Büyükbaş var. Çok güzel. Evet burada böyle geldik. Sizde genelde kıl keçisi var. Kıl doğru keçisi, mu? Koyun, sığır da var. Koyun, sığır da var. Siz bu hayvanları sağıyor musunuz? Sağıyoruz da biz kendi yiyeceğimiz için sağıyoruz. Satım için değil. Satmak için sağmıyorsunuz. Evet. Sadece kendi ihtiyacınızı karşılıyor. Sağmadığımız sebebi biz mallarımız, buzağlarımız daha farklıdır. Oğlaklarımız daha farklıdır yendiği için. Öyle mi? Koyun sağmaz, evet. Sizin oğlaklarınız daha lezzetli oluyor. Çünkü farklıdır. Niye? Yani diğer sağılandan farklı var. Abi, şimdi bunlar sütü kasmadığı için. Bızağlarımız da farklıdır yani. Oğlan gelişimi iyi oluyor abi. Biz bir sene önce mi, bir buçuk sene önce mi ben buraya geldim? İki sene oldu herhalde. Evet abi. İki sene önce geldiğimde biz bir yerde şey çekmiştik. Manav keçisi çekmiştik. Var mı sende manav keçisi? Evet bizim keçi manav değil de manavlı ırkı derler bizim keçiye. Manavlı ırkı evet, mı? Evet. Manavlı ırkı var mı sizde? Var. Bizim keçi o ırktan. O ırktan. Niye hatırlıyorum? Şimdi hep biz yıllarca işte meşhur Güney Afrika'nın Boer keçisinden hep bahsederiz. Ama ben geçen sefer geldiğimde manavlı keçisini gördüğümde bayılmıştım. Abi zaten Türkiye'nin honamlı var. Manavlı var. Honamlı da iyi bir ırktır yani. Evet, onamlı da iyi. Evet, ırktır. Manavlı var. Hasan abigil ama yıllardır bunu yapıyorlar abi. Bir de Hasan abigil kendi anlatır ama mesela kaç yıldır bizim köye geliyormuş Hasan abi? Biz de 60'lardan beri geliyoruz. 60'lardan beri. Ya Hasan abi doğum bizim köydür herhalde. Ben dünyada yoğmuşum geldiğimizde. Yaş kaç abi? 60. Maşallah. Yani bizim köyün halkı da bunları sever abi. Evet. Şimdi mesela bak bizim hangi köyün muhtarı olursa olsun bundan dışında kimse bizim yayla evet, verilmez evet, abi. Ha, bizim yayla her yörük hastadır abi. Bugün yani yörüğe bırakmayın her yörük durmak ister siz abi. Siz esas nereden geliyorsunuz? Denizli'den geliyoruz. Denizli'den geliyorsunuz. Denizli yörüyorsunuz siz. Evet yani. Evet. Efelik'te var mı? Efelik var. Yörük Ali akrabamız. Yörük Ali. Evet benim değil de yengen yakın akrabamız. Yörük Ali Efe. Evet, hani meşhur. Meşhur Yörük, evet. Meşhur Yörük Ali Efe akrabanız. Evet, evet akrabamız. Evet dostlar buradan bak neler çıkıyor. Yörük Ali Efe'nin akrabalarıyla beraber oturuyoruz. Ne o güzel da, bir şey o ya. O da Sarzekeli yörüdür. Biz de Sarzekeli yörüyoruz. Yani bir de akrabalık derecesi de var. Siz nesillerdir bu işi yapıyorsunuz evet, evet. Zaten değil mi? Evet. Şimdi kaç hayvan var sende Anaç? Şimdi ben 250 var. 250 arası Anaç var. Hepsi keçi mi? 250 keçi koyun mi? Koyun keçi. Ha karışık. Evet. Kaçı koyun kaçı keçi? 50 koyun var 200 keçi var işte. Koyunu niye yapıyorsunuz? Koyunu... Koyun öyle bir şey yani bu alışkanlık. Alışkanlık evet. Seviyorsun koyunu. Yenge koyuncu kızı da ondan öyle. Ha yenge koyuncu kızı sen keçici. Keçici oğluyla koyuncu kızı. Sen nasıl aldın? Biz de düğün olmaz hep kaçırmışız. Çadır değil. Çadır düğün oldu. Çadır. Şimdi şeyim ya, ismi de çıktı. Keçici oğluyla koyuncu kızı koyuncu. Evlenmişler ha yörüklerde. Ne güzel. Peki sen bize birazcık geçmişten bahsetsene. Eskiden sizler hep belki 4 ay değil belki daha uzun süreler yaşıyordunuz değil mi bu çadırlarda? Çadırda biz devamı şu anda yaşıyoruz eskiden de böyle. Şu anda çadırda kışı dahi çadırda çıkmıyoruz ki biz. Nasıl yani? Denizli'de yine çadırda. Yine çadırda kalıyoruz. Ya ciddi mi? Evet. Evimiz, her şeyimiz var da eve girmiyoruz. Hayvancı olursa devamlı dışarıda kalıyoruz yani. Hala çadırda yaşıyorsunuz çadırda yani. Çadırda yaşıyoruz tabii canım. Ha çoluk çocuğumuz köyde kalanın da var. Çadırda yaşayan da var. Ya burada şimdi burada denizde yaşıyorlar ya. Çadırdayız. Denizli'ye göçtüler mi gene çadırda kalıyorlar. Tabii. Evet. Ha onu bilmiyordum ben. Ben çadırda, sadece burada için değil abi. Yani evet. Çadırda yaşam evet. devam ediyor yani. Devam, değişmiyor. Devam. Peki gençler sizin çocuklarınız çadırda bak, yaşıyor mu? Çocuğu mesela oğlan yanımda öbür oğlan var. Köyde mesela bağ hayvan şeyde orada. O da hayvan bakıyor. Büyükbaş var. Falan. Evet. Yok yok öyle değil. Bağbaş işleri var. Peki buradan hayvanları kamyonla mı götürüyorsunuz? Eskiden develerimiz vardı. Develer, beygir, eşek onlara geliyor. Şimdi traktör İşi çıktı. Onların yerine arabalar var. Şimdi tabii kamyonlar var, tırlar var. Onlara gelip gidiyoruz. Onlarla götürüyorsunuz. Evet. Eskiden kaç gün sürermiş denizden bir buraya gelmek? Bir ay gidiş, bir ay geliş bizim buraya. Bir ay gidiş, bir ay geliş. Yani o zaman
Ne zaman oradan çıkıp geliyorsunuz mesela buraya? Mesela Mayıs'ın 1'de çıkıyorduk. Haziran'ın 5'inde onunla buraya geliyorduk. Güzünde burada Ekim'in 15'inde çıkıyorduk. Kasım'ın 10'unda 15'inde oraya varıyorduk. Yalnız abi şimdi gelirken tırdan geliyorlar. Giderken güde güde gidiyorlar. Ya giderken canısı diye sarıyor. Mesela kamyonu sarıyor, sarmıyor. Ben sarmıyorum mesela. Giderken sarmıyorum. Yolda gidiyor. Sarmıyorsun. Evet. Beni çağır da ben de geleyim sizinle. Gel ya. Vallahi gel, billahi gel. Şu yaşamı bir yani o bir aylık yörük bir göçü, ay gelemem abi, ama. Yörük göçü programı senin en çok izlenen program yok, olur abi. Bir de o şeyle çekiyor. Mersin de arkadaşlar sizin arkadaşlar çekiyor. Göçüne biri gidiyor adam. Orada 15-20 gün kalıyor onların yanında. Ben kalamam. Benim vaktim yok ama gelirim. Gel, bir gel. Gün iki gün takılırım böyle. Takıl takıl gel. Hem yakın yaşamak sene. Yaşamak istiyorum ben. Hem yani. Yakın uşağın altında mesela biz o şeyde gidiyoruz. Şu Sivaslı onlarda yolda gidiyoruz. Siz mesela her gün kaç kilometre gidiyorsunuz o bir ay içinde? Her gün biz 10-15 kilometre gideriz. Ha 15 dolu, 10 dolu, 18 dolu mesela. 20 dolu belki. Ha 20 dolu. Peki halen buradan Denizli'ye kadar gidilecek yol, doğa yolu bulabiliyor musunuz? Güzün araziler çoğu boş olduğu için gidiyoruz yani. Ha sıkıntı olmuyor. Abi de bizim göç yolumuz var ayrı yani. Göç yolundan gidiyorsunuz evet, değil mi? Göç yolumuz var. Kaç kilometre Denizli'ye burası arası? 150-160. 160 kilometre. Şimdi abi Ali abinin, Hasan abinin yeğeni var mesela Ali. O da yürüp. Geçen sene o hatta şeye atlıydı. 18. buzağı ne yaptı inek? 18. buzağı. Ben de Ali'ye takıldım. Ali dedim oğlum bunu ölene kadar doğutturacaksın kızım dedim. Niye kesmiyorsunuz falan dedim. Bülent abi dedi biz buna ölene kadar bakarız dedi. Bu dedi yolu biliyor dedi. Nerede su var onu bilir dedi. Bu malı oraya çeker dedi. Abi otu bilir. O emektar yani. Ha o dedi bir şey oldu mu kızı vardı onun yanına kızı geçer dedi. Şimdi o yaşlı ya tabii yolu bilir. Yola sürün mü sığır yol bilmem. Burada mı sığır alsak mesela. Burada köyde topladığın 20-30 sığır. Ya sen yörüksün gideceksin gibi aşağı. Sür gitmez o. Gitmez. Şimdi bizim hayvanlar biliyor ya. Vakti geldiğinde sürün yolu bilir. O yolu düşüyor abi. Hani keçi de olsun. Bu köyden bir hayvan böyle. Darışamaz arasına. Abi öyle. Sokmazlar içine. Mesela Mayıs girdim bizim oradan geçip devamlı bu yana çeker. Yani giderken devamlı yukarı çeker. Bu uşağa doğru. Gözü burada. Güzde bu yana gider bak. Böyle. Güzde yol o tarafa gidiyor. Yol tarafa hayvanlar çeker. O şekilde. Hayvan biliyor yolları yani artık. Şimdi eskiden burada biz sığır çoğul. Burada evveli 10-15 çadır duyduk biz burada. Yani yörük kalmadı da. Burada sığır kalırdı bizim arardık. Çamur işlerinde kalırdı. Ta hacımda mesela uşağın hacımda altlarda arkamızdan geldi inekle. Kalırdı burada dağda. Buraya bak. Hacım dediği de kaç kilometre buraya abi. Evet. Uşağın yani uşağın deneklerinde Uru Bey'in bu tarafında da arkamızdan geldi bir iki sefer oldu. Arkamızdan geldi inekler. Kendi kendine geldi. Kendi kendine yani. Tabii canım. Hava iklim bak soğuyunca geldiler. Burada araya araya bulamadık. Yollarda giderken bir sıkıntı yaşıyor musunuz herhangi yok, bir şekilde? Yok bu şeylerde olmuyor ya öyle bir sıkıntı. Öyle sıkıntı yok. Evet yok. Kurtların saldırısı falan geceleri. Ya o oluyor. Hayvanın olduğu yerde onunla muhakkak olacak. Ama köpekler bizi var, sağlam evet. Tutuyor köpekler diyorsun. Var. Şimdi dostlar biz çayımızı içeceğiz. Çayımızı içtikten sonra gider hayvanlara bakarız. Hayvanları görelim. Ama en azından buradan sizlere bir nostalji olarak gerçek bir yörük çadırında yaşam nasılmış. Hasan abimiz sağ olsun bize anlatıyor. Biz de öğrenmiş oluyoruz. Ben Konar göçerleri yıllar evvel şeyde çektim. Elazığ'da çektim. Onlar da çok uzun yollardan geliyorlar. Fakat onlarda gördüğüm şey beni çok üzdü. Onlar sabitleşmeye ve beton evler kurup hayvanlarını çadırların içinde bakıyorlardı. Bence bu çok yanlış. Soğukta da olsa hayvanın dışarıda kalması lazım. Doğru mu? Evet, evet. Yani kar bile yağsa hayvanı eğer kapalı alana koyuyorsan öksürük, aksırık. Burada veteriner hekim de var zaten. Bir de hayvanın şeyine lafı gelsin. Hayvanların iklim şeyine alışması lazım. Mesela bizim hayvanlar kışın mesela buradan yer yapıyoruz. Sera yapıyoruz. İçine girmez. Girmez değil girmez, mi? Girmez dışarıda orada dikeli. Sığır duruyor mesela. Valla ben oradaki arkadaşlara şunu sormuştum. Yıllar evvel dedim ki. Şimdi çok küçük çadır yapmışlar. Çadıra tıkıştırmışlar hayvanları. Zaten kalorifer açtığın zaman kapıyı. Dışarısı -10 derece. Ya dedim sizin dedeleriniz böyle mi yapıyordu? Yo dedi bizim dedelerimiz hayvanları dışarı bırakıyordu. Ya bırakın şu hayvanları dedim. Evet, o zaman hayvanlar hastalanmaz. Zaten hiçbir şey olmaz. Onun içinde o birbirinin şeyini alınca bir dışarı çıkıyor soğuyor. İşte Ayşen de öyledi mesela. Bu çadırda
Mesela orada paylaşacağım. Bu çadırda insan kolay kolay grip olmaz. Evet. Şimdi burada iklimi, havası aynı şekilde durur. Mesela ne soğuk ne ılık. Sıcak yani. Mesela ne olur? Orta bir şeyde, kış da olsa. Geceleri de çok soğuk olmaz. Ama bu kapalı bir yer olsa. Burada robayı yaktın, güç güç yandı, ısındı. Kapıyı açtım, rüzgar şey mesela, illa bir şey gelir. Ya dışarı çıktın, terlersin, dışarı çıktın. Çadırda o bek kolay kolay, belki ben bir senede grip olmuyorum. Bir tek burada şey sıkıntısı var. Mesela yıkanmak istediğin zaman ne yapıyorsunuz? Yıkanma değil, yer yaparız. Yeriniz var. Yerde bir imkan çok. Evet. Su var. Yazın değil de kışın var. Yaparız tabii canım. Kışın yaparız. Yazın. Yazın diyor. Açık hava. Açık hava her yer. Yeterli her yerde sıkıntı yok diyorsun. Evet. Sizler son nesillersiniz. Son. Belki de bu çekimler bize gelecekte anı olacak abi. Tarihe bir anı olarak düşecek. Böyle çadırın içinde oturmamız da. Hadi koy da çay olduysa bir içelim çayı da. Geliyor. Geçen gün geceleyin otlatmayı çekmiştik. Otlatmada bir çay içtim. Aman Allah'ım. Evet, olamaz böyle bir şey. Herhalde bir 10-15 bardak içmişimdir. Yani inanılmaz güzeldi. Gerçekten bu doğada bu çayı içmek bile ayrı bir zevk. Evet. Şimdi yörük çayı da çok meşhur diyorlar. Bakalım birazdan yörük çayı içeceğiz. Buradan bütün yörük kardeşlerimize, dostlarımıza sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz bu arada. Eminim birçok yerden seyrediyorsunuz. Sadece Türkiye değil, Türkiye sınırları dışındaki yörüklere de selam olsun. Buradan aynı zamanda bizi bütün farklı ülkelerde seyreden arkadaşlarımıza, dostlarımıza selam ediyoruz. Fakat özellikle de şunu söylemek istiyorum. Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Can Azerbaycan. Biz Azerbaycan damadıyız bu arada, onu da söyleyelim. Can Azerbaycan, Tacikistan, Yakutistan, Uygur Türkleri. Başka kimler kaldı söyleyin bakalım. Orta Asya'nın tamamına buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Bu program devam edecek. Bu programda böyle bir söyleşi yapalım dedik. Hasan abimizi dinleyelim dedik. Onun anlatımlarıyla yörüklerin neler yaptığını, bu göçebe hayatın nasıl bir yaşam olduğunu bir damla olsa da öğrenmeye çalıştık. Evet, biraz sonra da tabii ki hayvanları göreceğiz. Dayımız bize soru sordu. Hani sen veteriner misin? Ben veteriner hekim değilim. Ama bizim aldığımız eğitimlerde bizler gerçekten birçok şeyi yapar öğrendik. Yani yapar halde öğrendik İngiltere'de, Amerika'da. Niye? Orada veteriner hekimliği çok pahalı. Türkiye bir noktada hem daha ucuz hem daha çok veteriner hekim var Türkiye'de. Fakat biz yörüklerin bu konuda ciddi şekilde bir tecrübe ve bilgi birikiminin olduğunu biliyoruz. Değil mi? Abi, evet. Ben şimdi veteriner hekimim, iyi de veteriner hekim, yani kötü değilim. Ama şunu iddia ediyorum ben abi, çoğu yörük, bak gerçekten bunu yörüklere şey olsun diye söylemiyorum. Çoğu eski yörük, emin ol, küçük baş konusunda, koyun keçi konusunda çok tecrübelidir abi. Hatta eskiden bu, biz şimdi keçi ciğerasis yapıyoruz kulaktan. Bunu esten, bunlar kendileri yapıyormuş abi. Bak daha bu aşı yok ortaya, aşı yok, bilmem ne yok. O hastalığın şeyin, Hasan abi nasıl yapıyordunuz onu abi? Onları biz, ben çocuğuydum ben de, bu hasta bana kesiyorduk. Kara ciğerini, işte hasta olan ciğerini, beyaz ciğerini işte. Akciğeri. Yengem bir şey diyor. Akciğeri mi yengem? Akciğeri kesiyorlarmış. Ya ciğerin birini arıyorduk. Onu şeyle, sarımsağla bekliyorduk. Sarımsağla suyunu sıkıyorduk. Mesela suyunu durum, onun suyunu ip koyuyorduk içine. İpini kulağından geçirip makasına kesiyorduk biri, bir şekli. Bir şeklinde onu ince bıçağına, eskiden tıraş olan ustura bıçakları vardı. Onunla doğrayıp bu ciğeri ufak ufak pirinç tanesi kadar böyle böler. Onu da hayvanın döşünden bıçak ucuna kaldırıp döşüne koyduk. Orada aşı yapılırdı. Bir tane sapmazdı yani. Bir tane hayvan kalsın, o hayvan ölürdü. Ne dedi? Birine kaçırdık. Ya ben onun aklı veriyor. Ben o zaman çocuğum da aklı yani benim. Bak, bir sefer gördüm. Bir tane hayvanı diyor. O aşıyı yapamadık diyor. Kaçırdık diyor. O öldü bir tek diyor. Evet. Diğerleri kurtuldu diyor mesela abi. Mesela biz şimdi keçi ciğerasisini kulaktan yapıyoruz abi. Kulaktan evet. Yapılan tek aşı keçi ciğerasisi. Ha o kulakta da biz o zaman işte ip geçiyoruz kulaktan. O
O ciğerdeki o hastalıklı suya ipi bandırıp tabii o şeyle sarımsağı bekletiliyordu. O ipi de bir o kulaktan iğneye geçirip makasına kesiliyordu. Bıçağına makasına kesilip ufak ufak hani kulakta kalıyordu o ip. Mesela ben geçen gün bir çalışmada okudum Fırat Üniversitesi'nin. Katranla ilgili bir çalışma yapmışlar abi. Kanada'da katrana, bu bizim ardıç katranına, kara hekim diyorlarmış abi. Allah Allah. Kara hekim. Yani katranın faydalı olmadığı hiçbir şey yok abi. Katran ağızdan içirdiğin mi antiparasitik etkisi var abi. Allah Allah. Katran şey, her kuzunun içine biz katran katarız. Hmm. Hayvanlara verdiğimizde öksürük, ciğer temizleme. Yani bu şeylere faydası var. Ondan biz sonra ciğer... bir gün Hasan abiye işte böyle konuşuyoruz. Mesela keçi yemediği zaman iştahını açmak için o suya anason haşhaşa muşhaşa bir şey değil mi? Ya suya, su duzun içine, duzun içine katarız biz, katkı olur. Mesela anason katarsın, katran katarsın. Ondan sonra haşhaş yağı katarsın. Mesela yağından katarsın. Haşhaş süslersin, dil haşhaşı. Onlardan katarsın. Yani öyle. Bunlar yani da yörükle bir derya denize bak. Bunlara yani konuşuyor. Susam yağı katarsın. Mesela o şimdi bek o yapmıyoruz da evveli oluyor. Hindi, ilaç, vitamin şeyleri var. Onlar da kullanıyoruz da yani aslında eski kullandıklarımız onlar. Peki bir de senin bir hikayen var. Hep anlatırsın. O tavşan kanı şeyi. Tavşan kanını o, anlatsana bir Hasan abi Soner'in, de. Sonerin rahmetliğin neydi babasının adı? Evet. Mehmet abi. Paşalı Mehmet mi diyorlar? Evet. Paşalı, Paşalı. O zaman rahmetli Hüseyin amca bizim muhtar. Ben de üniversitede okuyorum. Gel dedi, yen dedi, sen dedi yörüklerden tanıştıramıyor dedi. Yarın dedi okul bitti mi dedi. Sana dedi faydası olur bundan dedi. Çadıra gittik bundan. Şimdi biz de o zaman ikinci sınıfta mıyım, üçüncü sınıfta mıyım neyim? Ya dedi hayvanın dedi ağzı yüzü akıyor dedi. Ne yaparsın dedi bana. Biz de gal yeni öğrenciyiz ya. O zaman da Kobak'tan falan meşhur. İşte şunu yaparım, şu inliğe vururum, bu inliğe vururum. Rahmetlik senden bir şey olmaz dedi. Ben de o zaman diyorum ulan diyorum bu yörükte diyorum her şeyi biliyor diyorum şu bu. Yengemin babası. Öyle mi? Yani, Allah rahmet eylesin. Şimdi dedi ben dedi oğlanları dedi bir ava gönderirim dedi bir tavşan vurdurun dedi onun kanını içirdim mi dedi bir şey kalmaz onda dedi o hayvanda dedi. Ben de dedim kendi kendime ulan dedim bu kadar ilacı boşuna mı yapıyorlar dedim bu yörükte atıp tutuyor dedim ben. Ama bir şey demedik gittik biz. Dördüncü sınıfa geldim abi farmakoloji alıyor. Hocamız dedi ki atropin mesela çok sıkıntılı bir ilaçtır. Yani dozunu açtığın zaman öldürücü etkileri vardır atropinin. Atropinin niye etkisi var abi? Salgı durdurucu etkisi var. Mesela bağırsak peristaltik hareketlerini durdurur, salgı durdurucu özelliği vardır. Hocamız dedi ki Amerika'da son yapılan çalışmalarda dedi bir atı öldürebilecek kadar atropini tavşana vurduğun zaman tavşan hiçbir şey yapmıyor abi. Çünkü onun karaciğerdeki enzim atropinaz parçalayıp atıyor abi atropini. Hocam dedim bunu Amerikalı yeni mi bulmuş dedim. Yeni. Evet. Vallahi benim yörük 40 yıldır yapıyormuş bunu dedim. Bak, yörük bunu 40 yıldır yapıyormuş abi. Evet. Ama yani onun için abi ben hatta şimdi Avrupa'daki hekimlikte de bu fitoterapi çok artık gelişmeye başladı abi. İnsanda da fitoterapi evet. Gelişiyor. Şeyde de ben abi şunu söyleyeyim. Mesela bak ben işi yoğun olan bir hekim olmasam emin ol bu yörüklerden dağda zaman geçirip bak dağda hangi ot niye yarıyor bunu araştırırım abi. Yengen biliyordur abi. Yengen. Bütün otları tanıyordur. Çoğu bille ya. Yenge. Çoğu bille. Mesela ayvadan otu var abi. Var. Bunun garın sancısı bu çok iyi geliyor. İyi gelir. Abi. Ayvadan otu. Ayvadana otu. Ben bunu abi buzağda denedim. Buzağda ishalden dolayı bir sancı var abi. Dedim ayvadana çayı yapın bakın şu dedim buzağı içine dedim. Yanımda buzkopan diye bir inan o kalmamış. Onu abi inanır mısın yarım saatte buzağın sancıyı kesti abi. Enteresan. Ya bunları araştırmak lazım abi. Tabii. Burada daha bizim bilmediğimiz ne otlar var ama yörükler bunu biliyor abi. Çoğunu bir biliyor. Bir de ben bir şey soracağım şimdi. Mesela siz yemek olarak ne tür yemekler yiyorsunuz burada? Merak ediyorum ben mesela. Ya, peynir yiyorsunuz tamam. Yoğurdunuz var. Başka? Fasulye yiyor. Bulgur yiyor. Bulgur yiyorsunuz. Evet. Yani bulgur sizin temel yemekleriniz. Bazen coşarsa oğlak da keser abi. Böyle yani coşabilme zamanı denk getirebilirsen. Olur olur. Bunu da bak bir hikayesi anlatayım. Bu bak abi bu esasında böyle yatacak yeri yok bunun da. Abi bu, şimdi bu konuşuyoruz biz de. Neden? Bir gün birine oğlak sattı bu. Bizim arkadaşım biri de ben dedi yürü dedi gidelim yürü kasan dedi bir oğlak kessin dedi. Bu da oğlak kesmiş. Biz de yedik.
Arkadaşı dedi, Hasan dedi, hasta mıydı lan bu oğlak dedi. Vallahi dedi, değil dedi, hasta değil dedi, öyle kesmedi. Yenge geldi hemen, yengem dürüst tabii. Hasan dedi, köpekten yalını yiyip duruyordu, ondan kestik ya bunu dedi. Yine de besleyemiş. Zaten üretimde, üreticilikte hangimiz semiz bir tane kuzuyu kesip yedik? Bu zaten kıyamaz. Kimse kıyamaz. Yani o da ben... semiz de o bunlara... Yani köpekler yağlayırken... Nerede topal o, var, nerede şey var? Onlardan öyle kesmiyoruz ya. Yalnız abi bunlar bir kavurma yapıyor. Osman abi. Bunlar bir de kemikli falan yapıyorlar kavurmayı. Abi olmaz böyle bir şey ya. Bak o gezem diyor bunlar. O bir hiç doğurmadık. Dişi oğlak abi. Mesela yaşını geçmiş hiç doğurmadık gezem. Kısır bir gezem kessin bununla. Abi dünyanın en lezzetli tabi. O kadar güzel. Bak dünyanın en güzeli. Bir de biz sütlü balı kolay kolay yemeyiz. Sütlü bal. Ya mal hindi, mal mı yemez sütlü ya. Böreğin hangisi olursa olsun yemez. Oğlan da yemeyiz kolay kolay ya. Ha, oğlak da 3 ay, 2 ay, 2 ay. Süt, mesela süt olan malı isterse bir dımla çıksın onu yemeyiz. Hani ya, kesmeyiz onu. Kesmezsiniz. He, kesmeyiz. Abi, saygınız var işte. He, ondan hayvana sonra... doğaya saygı bu. Aynısı yemeğin oğlağı da kesmez. Anasını yemeğin oğlağı da yemeyiz. Kolay yemeyiz. Mesela 3 aylık olmaz yemeyiz. Bu işte yemeğiz. Doğaya olan saygı bak. Çok önemli bu. Doğaya olan saygı. Bir şey daha vardır abi. Mesela Hasan abi şimdi yarın oğlak satacak. Burada 200 oğlak var. Hasan abi ya Hasan abi şu bir tane şu oğlağı alayım ben tekelik yapayım de vermez abi. Vermem. Vermez. Çünkü o 200'ü verecek. Hayır. Ondan değil abi. Onunla da öyle bir inanış var. Sanki birine tekelik verince kendi mallarının başına bir sıkıntı gelecek gibi düşünüyorlar. Allah Allah. Yok Uşaman öyle değil. Şey biz mesela annem bana dedi ki mesela evveli. Oğlum bize yaramaz. Mesela damızlık tekelik değil. Damızlık yaramaz. Biz yoğurt damızlığını dahi vermeyiz. Ha, kime veririz yoğurt damızlığını? Yoğurt damızlığını kime veririz? Biz bizim Ali'ye veririz. Mesela bunu benim kayınnagile veririz. Kendi çadırımızdan, obamızdan ayrılanlara veririz. Dıştan bir insana vermeyiz. Bak yani yoğurt mayasını bile yemiyorlar. Ha vermeyiz. Peki niye vermiyorsun? Bu işte şaman kültüründen geliyor bu. Ya bak. Bu eskiden gelerek bu yaramaz derler. Yani bir şey çıkar ille derler. Akşam mesela acı vermeyiz gibi. Mesela akşam acı vermeyiz derken? Yani acı vermeyiz birbirlerine. Ha, akşam yiyin. Akşam. Ya, süt, ama şey de var. Akşam tırnak kesilmez mesela. Tırnak kesilmez. Ya şimdi kesiliyor da. Akşam ıslık eski çalınmaz. Eski şeyleri konuşuyorum ben sana. Değil mi? He. Eski şeyleri hindi kesiliyor. Hindi gecesi gündüzü yok. Yok tamam ben de eskilerden bahsediyorum. Eskisi yani. Mesela ıslık çalınmaz benim bildiğim. Akşam mesela süt verilmez. Süt verirse üzerine bir tane kömür korsun derler. Yani öyle diyor eskiden. Hindi veririz. Evveli. Mesela Türkmenistan'da da bir adet var abi. Mesela diyelim ki adam uzun yola gidiyor. Sabahleyin evden mesela ben de onu yaparım abi yani o şaman kültürünü biraz seviyorum. Sabahleyin evden çıkarken bir bardak süt içip öyle çıkıyor adam. Diyor ki onun inancı süt gibi yolun akkın olsun, süt gibi berrak olsun, süt gibi git gel mesela gibi. Türkmenlerde mesela böyle bir adet var abi. Evet. Yörüklerin abi ben her zaman söylüyorum abi bak yörüklerin kültürü ayrı bir şey. Evet. Bak bu kültürü devam ettirmek lazım. Bir de dün de konuştuk senden abi. Bu memlekette keçiyi yasaklamakla bu memlekete en büyük zararı verirler abi. Bu orman yangınlarının sebebi ben yine iddia ediyorum abi. Bu yörüklerin yasaklanmasıdır. Keçinin yasaklanmasıdır abi. Şimdi şu dağda 10 tane çadır olsa. Sen bu dağı nasıl yakacaksın abi? Yakamazsın ki. Anında engel olurlar yörükler. Hiçbir yörük olduğu yerde yangın çıkmamıştır. Bunu yani ben hiç görmedim. Yörükler doğaya zarar vermez abi. Vermez. Yörüğün geçtiği yerden çık abi. Bir tane çöp bulamazsın. Bak evet. Yürüyün geçtiği yerden bu obayı buradan kaldırsın Hasan abi. Bir tane çöp bulamazsın burada abi. Evet, çünkü evet. Biliyor ki adam seneye ben geleceğim buraya diyor. Ama yanlış anlama abi. Şehirli geliyor bir piknik yapıyor. Affedersin çocuğu. Mahvediyor. Ya, rezil ediyor. Çocuğunu yani konuşmayayım şimdi abi. Prima bezin atıyor buraya. Evet evet atıyor. Hemen bunları kızıyor. Şimdi yürük doğada yaşayan insan doğayı korur. Çünkü burası bizim evimiz. Doğa bizim evimiz. Doğayı bizim bakmamız şu adam lazım. Bir tane çam ağacına yaş zarar kesmeyiz. Verirse şurada yakayım demez abi. Yaş kesmeyiz. Evet. Hiç. Hayatta kesmezler evet. abi. Evet. Orada çırpı topla onu yakar ama bir tane yaş ağacı kesmez abi.
Kesinlikle. Yok, genelde yörükler kesmez. Yörükler diyorum yani şey. Yani, sen derken yani yörükleri kastediyorum. Ya kuru odunladır işi. Kuru vurur onu yapar. Başka böyle şey yapmaz. Yani yörüklerden bir program akşamı da yapacaksın, konuşacak şey çok ağır. Evet. Bak, gerçekten ateşi ağır. Yakıp yapmamız lazım. Evet. Abi gece Hasan abi evine her dakika bu sefer. Bir de ben bir şey daha anlatayım, ondan sonra kısa keseceğim abi. Az önce anlattım. Yok anlat. Benim kızım 7 yaşında falandı. Hasan abi de sever. Hasan abi de onu sever. Bayramda aradı beni. Bülent dedi, kavurma yaptım, kızı al gel dedim. Kızı aldım ben. Baba dedi, nereye gidiyoruz dedi. Kızım yörüklere gidiyoruz dedim ben. Yörük dedi, ne demek baba dedi. Kızım gidince dedim, kendine sorarsın dedim ben. Neyse geldik. Allah'ım Hasan abi hemen bayramlaştı benim kız onu. Hasan abi çıkardı cebinden o gün işte 50 lira mı 100 lira mı ne bir para verdim. Amca dedi, 10 sene oluyor bu dediğim olay. Yörük dedi, ne demek dedi. Kızım dedi, aa bizim böyle dedi, hayvanlığımız var dedi, çadırımız var dedi. Biz bir orada yaşıyoruz, bir burada yaşıyoruz dedi, çadırda yaşıyoruz dedi, şu bu. Amca dedi, al sen şu paranı geri dedi. Ben fakirin parasını almam dedi. Ben kızım dedim, cebine koy parayı, senin bildiğin zenginler üçe katla bu dedim. Senin etrafında tanıdığın zenginler üçe katla dedi. O da çadırda yaşıyorum deyince benim kız da bunu garip sandı. Tabii. Çadır. Tam canım garip, çadırı gibi garip. Garip tam çadırı gibi. Şurada benim şu anda bulunmam çok büyük bir lüks. Evet, şurada evet. Şu çayı içmek. Yani şurada şu çayı içiyoruz. Benim de elimde çay var. Bu arada çekimi ben yapıyorum. Bu çayı içmek gerçekten bir lüks. Şurada oturmak bir lüks. Şu bu doğanın hava bir de abi bak ya. Şu doğada şu havayı koklamak. Evet evet. Mesela şu kıl çadırın içinde olmak. Bu gerçekten çok büyük bir lüks. Ve dediğin gibi yani bence onlarca yörük videosu çekilse bence yetmez. Yetmez abi. Ve kesinlikle arşivlere konması lazım. Bugün işte senin anlattığın, Hasan abimizin anlattığı bunlar hepsi çok çok önemli şeyler. Ya ben bunları abi çok severim. Bak bunların dostluğu, arkadaşlığı, misafirperverliği çok iyidir abi. Yıllardır tanırım. Mesela senin yeğenin Ali'nin kızı Cemile benim kızın arkadaşları. Evet, Cemile ile evet. Benim kız arkadaşlarım mesela burada. Ama abi iki çocuğu yan yana getiriyorum. Bak Ali'nin kızı burada olsa biraz sonra çekebilirsin abi. Sen Moğol zannedersin abi. Evet. Bak, tipi aynı öyledir. Yanaklar tam kıpkırmızı. Asya tipi. Yanaklar evet. Kıpkırmızı abi. Evet. Abi çocuk her dakika dağda. Bizim çocuklar yanlış anlama yılanı gördüğüm kaçacak delik ara o da yılanı kovuluyor abi. Evet. Aradaki fark yani abi. Doğanın içinde tertemiz doğayla besleniyor. Yediği organik içtiği organik abi. Onun için aynen. Bunlar bizim için bir nimet abi. Yenge sen orada oturuyorsun. Şimdi bazı izleyicilerimiz diyebilir. Ya niye sizin aranızda oturmuyor orada oturuyor. Yengem ara sıra bize çay koyuyor. Dışarı çık kalkıyor giriyor çıkıyor onun için öyle. Yoksa yengem oturmuyor yengemin değil. Yengemin babası rahmetlik Mehmet amca çok değerli bir yörüktü abi. Öyle mi? Koyu Allah yörüktü. Rahmet eylesin. Babam bunlar da ömrünü geçirdi ya bunlar da doğru. Bunlar da ama evet. Bizim köylüler de bunları çok sever abi. Bak şimdi ben sana şunu söyleyeyim abi. Yani bunların yüzüne karşı değil. Mesela diyelim ki oldu hayvancılık olduğu yerde yanlışlıkla ziyana girebilir mi? Girdi diyelim ziyana. Bunlar daha köylü uyanmadan sabahleyin köye gelir. Çünkü bu muhitteki tarlayı bunlar bizden iyi bilir abi. Tabii, tarla kimin? Hemen gider adam kapıyı çalar. Ya komşu bizim hayvan ziyana girmiş. Bak neyse. Masrafını verelim. Masrafını verelim. Hiçbir zaman yok biz girdiydik girmedik çıktıydık çıkma. Hiç o polemiklere girmezler abi. Çok evet. Dürüstlerdir. Bak gerçekten yani çok dürüst insanlardır abi. Misafirperverlikleri 10 numaradır. Peki bir şey soracağım ben. Mesela onlar yörük. Siz ne oluyorsunuz? Biz abi buranın yani bu yerleşik bir halk. Yani biz için yörük dersek yalan olur abi. Bizim yörüklükten burada bir paşacık. Ya paşacıkta da var. Yörük yerleşen de var. Var. Çok eskiden tabii canım. 50, ya, 100 sene önce. Siz de buranın yerli Türklerisiniz. Yani, evet. Benim annem bu köylü abi. Babam Uşak Merkez Köyü'nden. Annem bu köylü. Ama köyüm çok güzeldir abi. Şimdi ben seni gezdireceğim biraz. Abi sen daha gezmedin. Hakikaten benim köyümün seni biraz sonra bir yukarıya bir yere çıkaracağım. O Avrusar, Yenice, Bağcı üçgenine çıkaracağım. O manzarayı senin hiçbir yerde görme şansın yok abi. Evet. Ağırla var orada. Bak ağırla var orada. Kaç tane ağırla bak. Asıl çekip orada da yapabilirsin abi. Kaç tane ağırla yan yana. Koyla bir ağırla. De şöyle bir şey yapalım. Şimdi birazdan hani dışarı çıkacağız, çekim yapacağız ya. Yenge sen buradan yörüklere ve kadınlara bir mesaj vermek istiyor musun? Şöyle. Yörükler neticede şeyini sürdürsün devam etsin. Hani yörüklerin devam etsin. Devam etmesini istiyorsun tabii, değil mi? Evet. İnşallah devam eder. Aslında bizim köyden yer aldı. Abi.
bu hayvanı diyor bıraksam ben diyor. Yani satsam diyor kökten diyor. Gene gelir çadır kura burada yaşarım ben duramam diyor ya. Tabii. Duramayız biz aşağıda canım. Biz sıcak onlar duramayız ki biz. Bunlar alışkanız. Yani, gelir burada kalır abi. Yani bunlar tabii. Doğduğumuz büyüdüğümüz yerler bizim bunlar. Ne Hocam güzel. Sen hiç sesin çıkmadı ya. Niye de konuşuyor. Patron konuşuyor. Patron mu? Patron konuşuyor. Tabii bizde... Bizde kadınlar patron. Anaerkildir biz. Biz Türklerde anaerkildir. Hasan abi bak Allah daha çok versin. Maddi durum iyidir. Bunda yengemin payı çok büyüktür abi. O kadar keçi tek başa büyük. Sağdı bu abi. Yıllarca peynir yaptı, sağdı, baktı. Yani kadınlar bu çadır kadınlar yönetiyor. Tabii canım biz olmaz dedi. Niye çıkıyor? Sen olmasa bu bir şey değil. Ne olur bundan ya? Ama kadın iki olacakmış. Yürüyün biz onu yanacağım. eyvah. Onu kabul etmiyorum ben. Değil mi yenge? Söylesene. Ya iki olsa, iyiyim. Senin orada bak Osman abi hemen ön yargılı olma. Bak, onu gelsin adam, onu almadır o. Bu Hasan abimin içini biliyorum abi. Bunun içini diyor esasen biliyor musun? Şimdi yengem yıllardır çok yoruldu. Şimdi buna bir yardımcı olsa. Yo arkadaş istiyor. Arkadaş. Kötü mü abi? O yani yoksa Hasan abi yok, kendi için yok, bir şey istemiyor. Sen hiç savunma yapma şimdi. Biz onu kabul etmiyoruz. Buradan kadınlarımız da bizi seyrediyor. Onun için kadınlarımıza yanlış mesaj vermeyelim. Bu bir espriydi. Tabii, bunu espri olarak alalım. İşin şakası. Güzel bir Hasan sohbet. Hasan abi dilindedir zaten bu işler. Dilimiz. Güzel bir sohbet oldu. Dediğim gibi birazdan hayvanları da göreceğiz. Ama ben şahsım adına bu çadırda olmaktan çok mutlu oldum. Evet şimdi geldik. Dışarıdayız. Dostlar içeride muhteşem bir sohbet oldu. Ben çok zevk aldım. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Hem Bülent'in güzel sohbeti hem Hasan abimizin değerli sohbeti, muhtarımız bizi dinledi. Hasan abimizin oğlu, seninle İsa. Beraber yaşıyorsunuz değil mi? Evet, evet. İsim neydi? İsa. Evet, şimdi gidelim Hasan abi, şu hayvanlara bir bakalım yakından. Buranın tam olarak ne oluyor burası? Burası yani, Ahır Dağı. Ahır Dağı. Evet. Ahır Dağı oluyor. Evet. Şimdi senin tavukların da var burada. Var. Bunları da götürüp getiriyor musunuz? Getiriyoruz, aynı. Hiç tavuk, her köpek, şeyi tutuyorsunuz kedi, yani. Ne varsa. Peki bunu niye böyle yaptın burada? Burada ufak yeni doğmuş hele var. Ha yeni doğan hayvan var burada. Bakalım ha, içeri. Kuzu var. Kuzu. Maşallah. Oo var. Canavar gibi olmuş vallahi. Evet. Maşallah bu yeni doğdu. Evet. Onun için bunu sürüyle evet, göndermiyorsun. Evet. Biraz ya, şey olsun diye. Ya bu anası geldi götürüyoruz yanına emziriyor burada. Ha. Evet, senin burada hayvanların var. Geceleri bunları kapatıyor musun? Hayır, kapatmıyoruz. Aynı bir açık yatar. Açıkta mı yatıyor? Açıkta yatıyor. Peki bizim hayvanlar çadırı gördüğü zaman çadırı yanında yatar, bir yer ayrılmaz. Öyle mi? Evet. Hani alışkın mallı yani, temelden böyle yani. Sığır olsun, geç olsun. Hani bütün hayvanlar çadırın etrafında yatar. Peki, bir şey soracağım sana. Mesela burada gördüğümüz kıl keçisi... nesil olarak senin nesillerdir devam eden bu ki. Benim gedemden gelen bir keçi. Hiç başka yerde alıp satma keçi yok. İşte onu merak ediyorum. Evet. Dedenin, dedesinin dedesinden beri hep evet, aynı nesil geliyor. Aynı ırktan. Aynı ırk. Evet. Yani de bazı yerlere gidiyorum. Mesela adam hayvanlarını satmış yeniden almış falan. Hayır. Sende öyle abi bir şey yok. Yok. Biz temelde sığırda olsun, koyunda olsun, keçide olsun aynı ırktır. Zaten içeride bir şey dinledik. Ne dedin sen? Bizim ailemizin dışında biz damızlık vermeyiz dedin. Vermeyiz. Kendi damızlık. Ailemiz olana veririz. Sadece satıştaki etlik hayvanları evet, veririz. Evet. Siz de damızlık satışı asla olmaz. Niyetle damızlık vermeyiz. Ha öte geliyor satarız. Ha. Ha adam ihtiyacı var satarız ama damızlık niyetini aldım vermeyiz yani. Damızlık niyetini satmazsınız. Ha mesela bir tekerlik ve vermeyiz onu. Vermezsin. Ha benim verdiğim yerden alır adam. Ama kesmeye alıyorsa alsın. Alır, ha adam kesmeye alıp da gidip niyetinde. Ha kesme niyetiyle alıp da affedersin yalan söylüyorsa evet. Gidip teke yaparsa o bana günah. Ona veririz. Onun günahı seni şey yapmıyor. Evet. Bu hayvan burada peki bunu niye çevirdin böyle o zaman açıksa burada bazı şey ilaçlama oluyor şu buraya. Ha buraya kapatıyorsun o zaman hayvanları. Evet. Yani burası şöyle diyebilir miyiz? Bu gördüğümüz belki de 500 yıllık 600 yıllık bir. Aynı ırktan gelen bir ırk. Irk yani 600 evet, yıllık bir ırk. Bu kıl keçisinin cins olarak manavlu bu. Manavlı. He. Bunlar manavlı mı oluyor? Manavlı. Yoksa... Manavlı bu. Manavlı. Evet. Bunların özelliği nedir dayı? Bunların söyle. Özelliği, bunların özelliği biraz bunun ayaklı olur, el ayağı kalın olur, iri olur. Diğer keçilerde farklı, normal kıl keçilerde farklı olur.
Öyle mi? Evet. Daha mı kalın ayakları? Kalın, ayakları kalın olur. Bel sar olur. Uzunluk. Mesela Antalya Hunamlı bundan biraz daha uzundur. Ama o ete geçkeli. O daha çok süt mü? O ete geçti. Hem süt hem, bu hem süt hem et. He. Mesela o 3 ayda geliyorsa bu 45 günde gelir. O kadar diyorsun. Evet. Peki bunun sütü nasıl? Süt bunun mi? Sütü normal. Ha sütler de var da biz çok süt yani böyle sallak böyle şey mi böyle geçici taşımayız. Çünkü biz ormanda yaşıyoruz. Ormanda bunun mesela çalı şey takılır yırtılır diye biz o geçici hemen çıkarız. Çıkartıyorsunuz. Yani. Çok büyük böyle geçici taşımayız biz yani meslek olarak. Anladım. Yani çünkü sizde çok için. Dolaştığı için evet. Hayvanın birazcık daha atik olması yok, lazım. Yok ormanda gezdiği için memelerde yırtılma oluyor. Ondan sonra hani bir çalıya takılıyor. Evet, ha, evet. O şey o yönden. Süt için zaten hayvanlar. Girelim mi şöyle hayvanların içine? Evet dinliyorum süt için. Süt için yapmıyoruz zaten biz. Hani sağım işi zaten yok bizde. Peki kıl keçisinde de böyle beyaz çıkıyor mu ara sıra? Çıkar. Beyaz olur, al olur. Mesela bak bunu, bu çok dikkatimi çekti. Evet, bu zaten tamamen beyaz değil bu, şu mor. Mor mu oluyor bu? Bu mor olur bu. Beyaz, mesela göstereceğim, beyaz, mesela beyaz. Burada geçip bir tane bile beyaz vardı, benim bir iki mi? Beyaz olmaz, bizde gök olur, mor olur, sar olur. Bu mor. O bak, mor. Şu mor. O mor keçi. Evet. Ama kıl keçi, şu sarı mı oluyor? Bak ileride bir tane var ama o tam kıl keçisi. Şu mesela oğlak yatıyor bir tane kabak. Ha o sarı. Sarı. O da mı kıl keçisi? O da kıl keçisi. Sarı. Ama sarı. Tekesi var onun mesela sarı olarak. Ha. Şurada teyat. Griler var bak. Ha. Şu ileride griler var. Ha. Şu ala. Şunlar ala. Ala. Ala oluyor. Onlar alacalı. Ha. Şu gök. Gök. Kalkan. Kalkan gök. Gök. Beyaz bak bir bak, tane keçi beyaz var. Beyaz keçiyi gördüm. Bir tane evet. Beyaz o var. Yarı yarı. Beyaz keçiyi evet. Gördüm. Beyaz evet. Keçi orada. Evet şu bu erkeş bu dağacaklar buruk bunların. He burma bunlar. Burma. Burma teke. Bu mesela yanal bu yüzünde böyle bir şey var ya. Evet. Bak kulaklar hani böyle. Evet sarı. Bu yanal. Yanal. Yanal deriz biz ona. Mesela şu kulağı kır ya. Kulağı kır. Evet. Kır gır evet. Diri bura. Evet. O küçük kulak bu. Öteye de bak. Kulağı evet, küçük ya ona evet. Doğuş. Doğuş deniyor. Buna ne deniyor? Bu gır. Gır. Ha kulağı hani mesela bunun olarak. Kulağı sarı buna ne deniyor? Ona mı yanal? Yanal. Şu ger bak. İleri bir övüştü geliyor. Ayakları biri arası şey ya. He. O ger. He. Şu yatan ger. Mesela ger. Yatan o ger. Hepsinin şeyi var demek. Ha, tipine yani, göre. Tipine göre şeyi var. Şeyleri var. Yani evet, evet. Farklı farklı isimleri evet, var. Evet. Peki. Bu erkeş mesela bu gır. Bir de gır sakar. Arında gır. Sakarlık var. Ha, sakar gır. Heh, mesela. Şu yatan? Şu yatan bu ala. Ala. Çal diyebilirsin. Ala diyebilirsin. Çal da denir buna. Bu siyahlı olduğu için çal desin. Yani beyaz da çalmıyor. Onun çenesi biraz daha normale göre daha uzun gibi geldi bana. Niye o? Çal. Çal mı? Ondan çal. Mı? Bu o geçi, bu geçirden biraz dıştan almış bir teke şeyinden. Peki bu keçiler sana ikizlik oranı ne bu keçilerin? Bu %60. %60 veriyor. İkiz veriyor. Peki yaşatabiliyorsun hepsini? Yaşatıyoruz. Yani biz sevmeyiz ikizi fazla da. Ya ne yapacak yemine mümine yapıyoruz. Sıkıntı olmuyor yani. Sıkıntı olmuyor. Genelde oğlak olarak mı kurbanlık mı satıyorsun sen? Biz kurban işini yapmayız. Biz toplu veririz kurbancıya. O satar. Biz yani oğlak olarak satarız. Siz onlarla uğraşmıyorsunuz. 6 aylık, 7 aylık, 1 sene, 1 yıllık oldu satarız biz. Peki kaç liradan gidiyor 6 aylık teke? Şey, geçen sene oğlak. 7 liradan verdik mesela oğlakları. Ha, bu sene bu sene bilmiyoruz daha piyasa açılmadı. Mesela bizde alanlar 15-20 arası sattılar. Peki burma keçiyi niye tutuyorsunuz? Mesela o hani bende süs o. Süs olarak mı? Süs tutuyorsun? O. Geçin işte 5-10 olur o öyle olur. Mesela ya onları yemiyorsunuz. O sarı teke benim bak o sarı. Ha, şu sarı ilerideki. Sarı teke. Ha. Ha onlar yeni teke. Gar tekeleri salmayız fazla. Ha. Mesela orada yana dikeliler. Onlar teke. Taşak onlar. Ha. Bak 3 tane görünüyor orada. Ha. Onlar teke. Peki burma yapman onlardan çiftleşmesini istemediğin için tabii, mi burma tabii. Yapıyorsun? Tabii tabii. Onlar ha mesela şu burma. Burma ve çiftleşme bak öte yandaki burma. He. Bunların çiftleşmesini istemediğini. Mesela şunun taşları vurdum yeni ben. Hangisinin? Şunun bak. Ha. Onun bak o beyazların taşlarını vurduk. Onlar hiç zekelik yapamaz. İstemiyorsun İstemiyor, ama ha. Onları satmıyor musun peki? Onları kurbanda veriyorsun. He kurbanda veriyorsun yani. Kurbanlık mesela satıyorsun. Şu alava kaşınıyor bak. He. Ha o tekelik kaldı mesela.
O tekelik. Evet. Boynuzunda renk var. O niye o renk? O boya, o ilaç yapmışsınız. Boy şey yapmışsınız. Boya yaptığınız evet, için. Evet. Evet. Böyle. Bunlar ne oluyor mesela şu önümüzdeki? Bunlar bu, bu çal bu. Çal. Çal. Ha, çal. Bu gök. Bak gök. Ola ikiz bak. Olaklar da kendi gibi. O kendi yavruları. Kendi yavruları evet. Gök. Gök. Peki bunları beslerken 365 gün hiç bunlara başka bir şey vermiyorsunuz değil mi? Hayır hayır. Biz yaz kış bek vermedik. Oğlak doğumunda çok sıkışırsanız veririz. Çok sıkışırsanız. Bizim gittiğimiz ilk iklim ılık mesela denizde bizim kar yağmaz. Evet. Sıcak iklime gittiğimiz için orada fazla yani keçiye vermiyoruz. Koyuna veriyoruz. Keçi dıştan beslenen hayvan olduğu için hani çok olarak masrafı mal değildir yani. Anladım yani. Heh. Bunların yaşam biçimi ormanlarda yaşamak. Ormanlarda yaşamak. Ya bu ülkenin yaptığı herhalde en büyük hata 30 evet. yıl boyunca şu güzelim ormanlarımızı yasak etmeleri değil mi? Şimdi benim 2000'lerde 2000 yani 95-2005 arasında 1700-1800 keçi vardı bende. 1700-1800 keçi vardı evet. Yine buralarda bakıyordum. O zaman bizi ormandan çok şey yaptılar. O sıkıştılar bizi bu keçileri sattırdılar. Mesela bir sapıda ben 700 keçi sattım. Yapma ya. Ya ucuz paralara verdik o zaman. Tabii değerden aşağılara verdik. Ortaya sene sattık. Keçileri azalttık yani. 200'e kadar düşürdük. Sonra devlet tabii bunu bir serbest şey yaptı. Tekrar baktı, bıraktı serbest. Bunlar Senan keçi getirdiler dışarıdan. Hatta bunlar Senan keçi evet. Senan keçi getirdiler. Evet. Bunlar dediler beşe yiymiyor. İşte ağacı yiymiyor dediler. Onlar geldi. Hatta yemesi değil, onlar meşenin dibini kemirmeye başladılar. Ondan sonra ne yaptılar? Ha bu iş olmaz. Bizim yine kendi malımız mal. Bizim mal budama yapar. Ucunu yemez. Kesinlikle. Yani altını temizler. Altını temizler. Ve dolayısıyla cildir. Yangının olmasını da engeller. Yani buna şahidim ben. Biz mesela Altıntaş bölgesine gittik. O yıllarda vardım orman. Meşe evet. ormanı ama böyle. Evet. İçine girilmiyor. Büyümüyor ağaç. Biz orada mesela o gün şartlarda biz 7-10 çadır varmıştır. Yani 10'un yakın keçi varmıştır hepimizde. Bir girdi biz mal bir açtı. 3 sene sonra o oldu orman bir defasla 2-3 katı boy attı. Evvel hiç yapamış. Köyler dedi bunu. Orada arkadaşlar mesela bunu gördü devlet. Ha bu iş böyle yanlış. Hata yapmışız dedi. Kenan'ı getirmek. Ha getir de sen bu keçiyi sattın. Ona ancak içeride bakarsın. Ha içeride bakarsın. Sen bu kendi ırkını sat. Dünyada iş yok bizim malımızın. Bizim keçimizin ırkında. Tarih ya bu işte 500-600 yıllık belki 1000 yıllık tarih. Yok dünyada iş yok bir de bu kara keçinin. İşi yok. İşi yok değil mi? İşi yok. Mesela Honamlı keçisi başka yerde var mı? Yok. Nerede Antalya'da bölgesinde var. Başka yerde olmuyor zaten. Olmuyor evet. Honamlı'yı ben buraya geçse burada olmaz. Çünkü sahil geçisi. Bir de şunu da söylemek lazım. O büyümenin nedenlerinden bir tanesi keçi aynı zamanda gübresini de bırakıyor. Tabii. O şöyle çapa yapıyor. Ağaca çapa. Bunun tohumunu gömüyor yere. Mesela çamdan düşen koz olan tohumunu yere gömüyor tırnağınla. Tabii. Patika yapıyor. Yolda akıntıyı kesiyor. Evet. Evet. Yani bu hani yolda patika yapıyor gelip gitti ya orada akıntıyı kesiyor. Evet. Set yapıyor yani bir görevi de o. Evet. Budamasını yapıyor. Mesela bu ağacı yeterli budadı mı ne oluyor? Bu ağaç yukarı cıvıyor. Tekeler bu tarafta herhalde. Evet o yanda. Geçelim o yanına. Hadi geçelim. Şu aşağıdan şey. Tabii hayvanları rahatsız ediyoruz diye üzülüyorum biraz ama. Yok yok. Onlar. Evet. Mesela şu sarı. Oo, bak bak o hala kadar. Kocaman oğlak emiyor annesini. Emiyor. O yanındaki de eşi onun bak o. İkiz mi? İkiz. Ha. Annesini emiyor hala. Emiyorlar evet. Satana kadar emiyor mu? Emer. Bunlar sonra da eber. Hiç kesmiyorsunuz yani. Evet. Kakor mu kendi? Kendim mesela. Hangisini bunu şunu, mu? Şunu mesela. Bu geçinsene koğlak bu. Öyle mi? Evet. Onu tekelik bırak. Hayır tekelik bıraktım. Peki bir şey soracağım Hasan abi. Sen buradaki bütün bu keçilerin hepsini teker teker tanır mısın? Bilirim. Bilirsin yani. Bilirim. Yengen de bilir, ben de bilirim. Bu mesela biz boğula, biz mesela şimdi ağzı mal da 1000 mesela 600-700 ana geçi doğdu. 600 olanı tek tek anasına verirsin. Biz onun hepsini biliriz. Hepsini biliriz. Hepsini. Bu keçi işte mesela hem böyle belli olur da çoğu kanada 3 keçi çıksa biliriz. Evet. Şimdi sen zamanında azalttın yani keçileri evet, bu azalttım. Ormanların yasaklanması sizi zorla sattı. Orman değil de bakım çoban işi. Çoban işinden de mazal. Çoban işi. Yani bu ormanda varsa çoban işi. Bir de kendi gençler istemiyor bu işi. Mesela benim oğlan da şimdi bu keçi satsa gitsez sevinir adam. Yani bu işi daha da yaşamayı istemiyor. Yani. Neden?
Adam o şehirlere özeniyor. Ne varsa orada bilmiyorum ben de. Şehirde hiçbir şey yok ya. Ben şehirde, ben Bebek'te yaşamış bir adamım. Özellikle. Ben şehirde yaşamak istemiyorum ya. Ha, biz de sonra nesil yapmaz yani, bu işi. Sizden sonra. Yok, çok üzülüyorum. Bunu duyduğum zaman çok üzülüyorum. Evet, yapmaz. İnşallah senden sonra yapanlar gene çıkar. Bir de sizde çan da önemli değil çan, mi? Çan dedin mi? Çan, o şey. Bak. Evet. Sizde çan da önemli. Çanları alıyorsunuz. Çanlar şey, bu eski bıçaklar da mesela bu çanları hindi. Çan da çıkmal yok baştan biliyor. Evet. Bu mesela eskiden biz bunu çoğu kana böyle bahar yörük göç zamanı geldi mi çanı takarsın. Evet. Geçsen büyük çan, en büyük çan vardı. Onu taktın mı geçse bana ha benim yayla zamanı gelmiştir ayaklarım. Ha. Her dönem ayrı çan mı takılır? Yayla zamanı bahar göçecek ya evet, çanı takarsın. Mesela o sabahlar kalktın mı geçidir ha benim yayla zamanı ki benim koca çanım takılmıştır o. Yani bir ayaklarım bilir vardı yani. Ya bilir. Göçe hazırlığını ha, bilir. Güzel güzel yani, takarız da bahar gibi olmaz. Hmm. Bahar neşer olur. Bal, ot, günlük değişim böyle hava şeyinden. Fakat ben dikkatimi çekti. Şu yeşilliğe şöyle bir bakarsak ya muazzam yeşil buraları. Şimdi buranın yani bu dağ bura harda. Bu dağ en son kuruyan bir dağ. En son burası kuruyor. Kuruyan dağ. Neden biliyor musun? Burası sulak, çayırlık bölge. Çayırlık. Biz de burada 5-10 gün sonra o araziye ineriz. Şimdi biz burada araziye boşaldı bu. O aşağıya sen Sultanoğlu diye bir bölge var. Orada doğru ineriz. Hani arazileri, başlıkları ineriz. Şimdi burada biz duracağımız 5-10 gün daha. Ama anladığım kadarıyla siz 30 yıldır buraya gidip geliyorsunuz ya. Buradaki her ağacı, her noktayı biliyorsun değil her mi? Her yanı, taşını, köy üzerini biliriz. Her şeyini biliyorsunuz evet, evet, buranın yani. Evet. Bir de sende koyunlar var. Şu koyunlara da bir gidip koyunlar bakalım. Koyunlar var. Koyunlar ne ırkı? Sakız kırmanı. Var. Karışık koyu ya. Karışık senin koyun. Evet, evet. Sakız var, pırıt var. Evet. Melezleri var. Ha? Evet. Karışık. Onda senin için şeyi önemsemiyorsun o zaman. Hayır, yani, hayır. Bak bu mesela. Mavi bu. Güzel çanı var bunun. Evet. Çivi mi takmışın çanına? Çivi o bluz olacaktı onu yanlış takmışlar kankim taktıysa. Benim bir çoban vardı o takmıştı onları. Kemik olması lazım. Kemik esas, olacak. Boynuz kemik olacak. Boynuz. Boynuz olacak boynuz yani. Boynuz olması evet, lazım. Koyunlarımız bunlar. Koyunların güzel. Evet. Ben şey dikkat ettim. Kondisyonları iyi. Demek ki hayvanlar burada çok güzel ha, doyuyorlar. Boynuz. Tabii tabii. Değil bir mi? De bu gündüze yayma alışkın bal. Geçine bir gezer bu. Hepsi beraber geziyorlar. Gezer gezer hiç öyle şey etmez. Peki. Keçicilerin her zaman sorduğu bir soru var. Ya yani keçiciliği bilmeyenler diye. Evet, evet. Hep pire sorunu oluyor keçilerde. Sizde mesela gördüğüm kadarıyla öyle bir sorun yok. Şimdi biz devamlı bir yere durmadığımız için bizde olmaz sorun. Öyle mi? He. Mesela ben burada her sene kış yaz burada durursam pire olur. Mesela neden olur? Aynı yasakta yattığın için. Ama biz değiliz burada 11 ay sonra biz buradan gidiyoruz. Orak oluyor orada. Bizde olmaz o. Sizde olmaz. Ben bilmiyorum. Pire nasıl ben bilmiyorum. Yani siz pire ilacı falan yapmıyorsunuz yani. Ha şöyle bu sene oldu. Bir de bir iki sene önce oldu. Aşağıda oldu. O da şöyle. Bizim eski bildiğimiz pirelerden değil o pireler. Ha. Eski o bizim dağlar hani, evet, oldu ya. Evet, o pire evet, değil. Bu o pire başka, bir yerden gelme. Yahut hayvan başka... Hayvanlar başka hayvandan geldi gelme. Dıştan gelen bir hayvan. Eski bizim pirelerden değil. Ha. Bizim benim gördüğüm o. Mesela bizim eski gördüğüm. Uçar o ufacık bir şey olur. Uçar. Ama şimdi evet, o benim gördüğüm pire değil. Büyük büyük şey gibi. Mesela o bizim eski gördüğümüz pireler. İnsana mesela gelmiyor bu pire. Evet. Özellikle insana da her şey adı eski pire. Ama şimdi o pire... Kimisi de işte o Halep'lerden geldi, işte şurada geldi, burada geldi, dıştan geldi diyorlar yani. Dışarıdan gelen sıkıntılar evet, oluyor. Evet. Ama ödeyelim bu yatağı ben burada duracağım. 10 gün sonra ben başka yere gideceğim. Burada olmaz o. Devamlı ha, aynı ağılda. Siz aynı yani gibi, mesela burada devamlı durmuyorsunuz. Şimdi evet, mesela 10 gün sonra başka ha, bir yere taşıyorsunuz. Yok yok mesela burada ben mesela 10 yıl burada dursam mesela 3 ha, yıl. Anladım ha, anladım. Ha. Ama 4 ay buradasın devamlı. Ha, 4 başka ay, yere kıpırdamıyorsun. Ya 4 ay burada değil 4 ay sonra ya 1 ay sonra ben burada aşağı arazi iniyorum. Ha gene ha, değiştiriyorsun ha, ben yani. Ben çadır seyir olacağım ben değiştiriyor yani. Onun anladım, için olmuyor. Anladım. Ama bir yere sabit 5 sene 3 sene durdu bu olur. O değil aşları var ya. Peki koyunlardaki şeyin nasıl ikizlik oranın falan? O da iyi. İyi mi? Güzel. Yani koyunlarda. Şu koyun mesela burada 25 koyun vardı. Bunun çoğu kuzu. 30 hmm, 35 kuzu var. Öyle mesela içinde öleni kalmıştır, kalanı kalmıştır.
Hani 20 koyundan 35 kuzarmışsın. İyi yani o. Yarı yarı. İyi maşallah. Yani evet. Bütün işlerini şey yapıyor. Evet evet. Şimdi tabii biz girdik aralana, biraz rahatsız ettik. Otlamaya da başladılar. Onlar. Bunlar kaçta geceleri çıkıyor? Gece gitmez. Bizde gece işi yok. Gece işi yok mu sizin? Evet yok. Bizde sabah 6, 11. Akşam 5, 8. Ha, gece otlatma yok. Gece yok, bizde gece yok. Lüzum yok çünkü, ot var zaten. Ot olsun, serin olmaz. Bir de. Evet, ot yani, olsun olmaz. Sıcaklık yok olmadığı için. Evet, evet. Şimdi mesela otlamaya mı başlayacaklar? Yok yok, yatmaya gidiyor. Yatmaya gidiyor, dolaşıyorlar. Daha 5'e kadar yatar. Biz onların yanına geldik, biraz rahatsız oldular evet, herhalde. Evet, sevgili dostlar. Şunu da tekeli karakoluk. Hangisini? Şu ufak. Şu. Tekeli. Ha, belli. Kırkım yapıyor musunuz tekeli şeylere? 5-10 gün sonra kırkar. Keçilere? 10 gün sonra kırkar bunlar. Makasla mı kırkıyorsunuz? Makas. Yani? Eski kırklıklar vardı bizde. Bunlara kırkarız. Onlarla kırkıyorsunuz. Evet, evet. Evet, Hasan abi, senden şöyle buradan bir izleyicilerimize bir de yorum alalım. Ne diyorsun? Ya bunu meslekten ötürü mi diyorsanız, eğer keçi işini seven şeyen varsa devam ettirsin. Keçi de çünkü ekmek çok. Mesela ben koyun da var ama koyun o kadar değil. Keçi daha bir farklı. Bir de keçinin hastalığı farklı. Keçi hastası keçiden zora kolay vazgeçemez. Çünkü hastalık işidir. Ondan sonra bütün yörüklere, Türkiye'deki bütün Golan'a göçer yörüklere ve yerli yörüklerimize selamlar olsun benden. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, bir programın sonuna daha geldik. Güzel bir program oldu. Manavlı, yani kıl keçisinin manavlı serisini görmüş olduk burada. Gerçekten hem iri hem sallı hayvanlar, hem çok güzel hayvanlar ve yaşamlarını nasıl yaptıklarını gördük. Evet dostlar, buradan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderirken koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız, danalarınız, düveleriniz, tüm hayvanlarınız, sizler ve ülkemiz sağlık içinde olsun, sevgiyle kalın, güzellikler içinde kalın, hoşça kalın.